Kemal, bu çocuk bize emanet. Annesine babasına ne deriz? Ya Gülseren, emanet, emanet, emanet. Kaza bu, kaza. Yapacak bir şey yok. Doktorla konuştuktan sonra gerekirse ararız. Siz gelin böyle oturun. Kenan. Otur sen, ben oturmayacağım. Güney. Ruh çalıyor. Sarışın, biraz sakin olur musun ya? Sen yanlışlıkla bana arabayla çarpsaydın ne hissederdin? He? Ben yanlışlıkla çarpmam. Çarparsam direkt ezer geçerim. Allah senin gazabından korusun zaten. Doktor bey. Cemil Sabır'ın yakınları sizler misiniz? Ben amcasıyım. Hastamız iyi. Yalnız darbelerden dolayı biraz ezik ve çürükleri var, o kadar. Ama yine de bu gece kontrol altında tutmak istiyoruz. Geçmiş olsun, ciddi bir şey yok. Peki şimdi hemen görebilecek miyiz kendisini? Tabii görebilirsiniz. Normal odaya alındı zaten. Yalnız fazla yormazsanız iyi olur. Tamam, sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hadi hadi, biz de gidip bakalım. Bir de arkasından koştur. Hem ezdin çocuğu hem de koş. Ya Sarışın, lütfen ya. Ceyhun! Ceyhun! İyiyim ama biraz önce daha iyiydim sanki. Ah. Pardon, özür dilerim. Önemli değil. Kuzen! Nasılsın oğlum? İyiyim kızım, iyiyim. Merak etme oğlum. Karşıyakalıyım ben. Herifin ağzından ilk dökülen laf karşıyaka. Hasta bu herif ya, pes vallahi. Geçmiş olsun Ceyhun'cum. Sağ ol Cimbal. Geçmiş olsun Ceyhun. İyisin değil mi oğlum? İyiyim, iyiyim. Vallahi harikayım. Siz buradasınız ya, daha iyiyim hatta. İyi babacığım, iyi. Şımartmayın bunu daha. Doktor bugün kontrol altında kalacaksın, yarın taburcu olacaksın dedi. Korkuttun bizi be oğlum. Bir kazadır oldu işte ya, çok önemli bir şey yok amcacığım. Kaza bu oğlum, adı üstünde tabii. Sana da çok geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim Kemal amca. Ben gerçekten anlamadım bu... Yani... Onun bir suçu yok, onun bir suçu yok. Adı üstünde kaza işte canım. Hem ödeşmiş olduk. Okula ilk geldiğimde o bana çarpılmıştı. Şimdi ben ona çarpıldım. Ödeştik yani. Ceyhun'un kurduğu cümlelerden anladığımız üzere gördüğünüz gibi gayet iyi. Yani anneciğim babacığım, sizin burada kalıp daha fazla böyle üzülmenize gerek yok. Siz eve gidin, ben onun başında beklerim. Aa, olur mu öyle şey oğlum? Çocuğun bir şeye ihtiyacı falan olur, siz beceremezsiniz. Aman Gülseren ya, neye ihtiyacı olacak? Burada her şeyi hallediyorlar. Hadi biz fazla ayak altında durmayalım. Bakın, durumunda bir değişiklik olursa bizi hemen arayın, tamam mı? Hadi bakalım, hadi geçmiş olsun oğlum. Oğlum kendine çok dikkat et, olur mu? Kızım sana da geçmiş olsun. Ay çok teşekkür ederim anne. Güzel teyzeciğim, sağ ol. Üzme kendini güzel kız. Tamam. Geçecek hepsi, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim, sağ ol. Anne niye sarılıyor lan? Bununla mı sorumlusu benim? Sarışın, sakin olur musun? Hastanedeyiz ya. Elçin, hadi sen de git. Annem baban evde bekler. Aa, ben niye gidiyorum ya? Ben burada kalacağım Cem'im. Buradayken gözüme nasıl uyku girsin benim? Burada kalacağım bu gece. Ben de burada kalıyorum güzelim. Neticede Ceyhun kuzenim. Onu burada böyle yalnız bırakalım. Ha oğlum, ben gideyim o zaman. Siz ikiniz kalırsınız. Ya annen merak edecek. Sen de benim annemden merak falan etmez. Ben burada kalıyorum. Allah Allah. Ya gel akşam bir yere gidelim desem, yok annem merak eder, yok annem bir şey der, yok annem kızar dersin. Şimdi baş başa kalacağımızı düşünüyorsun ya, ha ben kaldım. Bak gerçekten bir şey... Aa! Tamam, tamam, özür dilerim. Açıp hadi, aa! Tamam, tamam Ceyhun, özür dilerim. Önemli değil, yanıma gelsene. Saçmalama Ceyhun. Otur ya, bir şey olmaz. Ceyhun saçmalama. Bu kızla herhalde seni baş başa bırakmayacağım. Burada baş başa kalırız biz, boş ver. Ya bu mu baş başa ya? En fenası durduğumuz baş başa. Hadi hayırlısı. Hiçbir yere gitmiyorum. Gitme, aman kal. Yüksek etkili yeni sakızınız Vividen Aktiv'in sunduğu Fis 7'li...